Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabarmalara doymayan pamuk gibi yumuşacık nefis bir açma tarifi hazırladım. İnanın böylesine yumuşacık bir açmayı pastanelerde bile bulamazsınız. Tarifimin önemli püf noktalarını kaçırmamak için videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına başlıyorum. Açmamın hamurunu hazırlamak için 1,5 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine üzerine bir paket İsland kurumaya 2 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum ve kaşığımla güzelce karıştırıyorum Dilerseniz bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Maya ve şeker eridikten sonra yoğurma kabımın üzerini temiz bir bezle kapatarak 10 dakika bekleteceğim. Mayanın aktif olması için. Burada önemli olan püf noktası suyumuzu mutlaka ılık olarak kullanmamız gerekiyor. Suyu soğuk olarak kullanırsak maya kabarmayacaktır. Aradan 10 dakika geçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi mayamız çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi içerisine 1 su bardağı ılık sütü, 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Daha sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumdan kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra kaşığımla karıştırıyorum. Burada kaşıkla karıştırmamızın sebebi hamurumuzun daha az un almasını sağlamak. Eğer hemen ilk başta elimizle yoğurmaya başlarsak yoğurduğumuz hamur daha fazla un alacaktır. Zaten gördüğünüz gibi kısa süre içerisinde hamur kaşıkla toparlanıyor. Hamurumu toparladıktan sonra biraz daha un ilave ediyorum ve kaşığımı temizleyerek kenara alıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım. Hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar, özlü bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamur işlerinde en önemli püf noktası hamurun güzel yoğurulmasıdır. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işinden o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Hemen kalan unumu ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 7 su bardağı un kullandım. Klasik her zaman kullandığım 200 ml'lik su bardakları ile kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Hamurumu toparladıktan sonra elime biraz sıvı yağ sürdüm ve yumruklaya yumruklaya yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşacık ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra üzerini kapatarak oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar bekleteceğim. Artık hamurumu yoğurma işlemi bitti. Şimdi üzerine bir streç film temizle bir bez kapatarak oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar bekletiyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Benim hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı ve güzel bir şekilde kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunun çıkması için elimle toparladım ve hamuru tezgahın üzerine aldım. Rulo şeklinde uzattıktan sonra bir hamur kesme aparatı ile hamurumu 16 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Hamurumu kestikten sonra avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Beze yaparken bezelerimin tamamen pürüzsüz olmasına dikkat ediyorum büyük olan hamur parçasından kopartarak küçük olana ekliyorum ki bezelerimin hepsinin boyutu eşit olsun diye bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra üzerlerinin kurumaması için üzerlerine bir streç film kapattım ve ilk yapmış olduğum bezeyi alarak altına üstüne bolca un serpiştirdim şimdi bir oklava ile açmaya başladım Bezelerinizi yaptıktan sonra 10-15 dakika dinlendirirseniz daha kolay açılacaktır. Ben yufka açmakta zorlanmadığım için hemen açmaya başladım. Ayrıca ben yufkalarımı un ile açıyorum. Ama yufka açmakta zorlanıyorsanız ya da yeni yufka açmaya başladıysanız yufkalarınızın nişasta ile açmanızı tavsiye ediyorum. Nişasta sayesinde yufka daha kolay açılacaktır. Yufkamı açarken görmüş olduğunuz gibi oklavanın kenarlarına doğru ittiriyorum ve kısa süre içerisinde açılıyor. Kesinlikle orta kısmına bastırmıyorum. Yufka büyürken orta kısmı da kendiliğinden inceliyor. Bu şekilde ilk yufkamı açtım ve kenara alıyorum. Hemen ikinci yufkamı da aynı şekilde açmaya başlıyorum. Ben ikinci yufkamı açarken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Değerli yorumlarınız ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok çok sevinirim. Hızlı bir şekilde ikinci yufkamı açmaya devam ediyorum. İkinci yufkamı da açtıktan sonra 100 gram tereyağını eritip kasemin içerisine almıştım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve kaşıkla açmış olduğum yufkanın üzerine döküyorum. Daha sonra yağın yufkamın her yerine gelmesi için fırçayla sürüyorum ve ilk açmış olduğum yufkayı da yağ sürmüş olduğum yufkanın üzerine kapatıyorum. İkinci yufkama yine yağ süreceğim. Mutlaka bu işlemi yapmamız gerekiyor. Açmalarımızın kat kat olması için. Börek tadında çok güzel açmalar oluyor. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Yufkalarımı üst üste katlayıp üzerlerini yağladıktan sonra bir rulet yardımı ile 4 eşit parça olacak şekilde kestim ve yufkaların kenarlarına kaşar peynirlerinden koyduktan sonra bu şekilde sarıyorum. Ben açmalarımı kaşar peynirli yapmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler normal peynirle de hazırlayabilirsiniz. Açmalarımın hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt sermiş oldum. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ve diğer açmalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Yine yufkamı açtıktan sonra üzerine yağ sürdüm ve diğer yufkayı da yağ sürmüş oldum. Yufkanın üzerine katlayarak onun üzerine de yağ sürüyorum. Daha sonra da 4 parçaya kesip kaşar peynirlerini koyuyorum. ve bu şekilde sararak gül formu veriyorum. Gerçekten çok farklı bir açma tarifi çok çok da lezzetli oluyor. Açmalarımın hepsini yapıp tepsimin içerisine aldım. Şimdi tepsi mayasının gelmesi için üzerine temiz bir bez kapatarak yarım saat bekletiyorum. Yarım saat sonra görmüş olduğunuz gibi açmalarım çok güzel bir şekilde kabardı. İnanılmaz güzel görünüyor. Şimdi açmaların üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sütü ekleyip güzelce karıştırdım. Ve açmalarımın üzerine dikkatli bir şekilde e, sürüyorum açmaların havasını söndürmeden bu arada fırınımı da ısınması için 190 dereceye ayarladım. Açmalarımı önceden ısıttım. 190 derece fırında pişireceğim. Açmaların hepsine dikkatli bir şekilde yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine mavi haşhaş serpiştiriyorum. Dilerseniz susam ya da çörek otu da serpiştirebilirsiniz. İsterseniz sade olarak da pişirebilirsiniz. Her şekilde açmalarımız çok lezzetli oluyor. Açmalarıma haşhaş serpiştirdikten sonra pişmesi için fırına götürüyorum. Fırınımda açmalarımın altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi açmaların üzerinin daha parlak olması için fırından çıkardıktan sonra biraz sıvı yağ sürüyorum. Sıvı yağını sürdükten sonra 10-15 dakika dinlendireceğim. Açmalarımı dinlendirdim. Şimdi doku testi yapıyorum inanılmaz yumuşacık ve inanılmaz lezzetli bir açma oldu. Börek tadında nefis bir açmalarımız oldu. Sizlerin de mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim tarifimi denediğinizde sizler de çok çok beğeneceksiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.